Herkese sevgiler, hürmetler. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Dostlar ne aldık, nereden satın aldık? Hemen girelim. Bakın en11.com üzerinden makro ticaretten RGB 3 çipli şerit LED satın aldık. Fiyatı göreceksiniz, ne yaptın diyeceksiniz. Video sonunda iyi mi ettik, kötü mü ettik hep beraber göreceğiz. Bu videoda ne yapacağız? Hem ürün tanıtımı hem de montajını sizlere aktaracağız. EXO diye bir marka. Değil mi? Ne güzel geliyor. Menşeini de göreceğiz. Nereden gelmiş? Wi-Fi özelliği olan bir şerit led bu. Silikonlu, su geçirmez. 10 metre demiş. 10 metre dediğine bakmayın. 2 çarpı 5 olarak bize ulaşıyor. Gene şimdi firma bunun hakkında bize ne bilgiler vermiş? Hep beraber bakalım. EXO Wi-Fi özelliğine sahip RGB yani birden fazla rengi bünyesinde barındıran bir şerit led 10 metre demiş ama bakın aşağıda dürüst davranmış. 2 adet 5 metre ile size gönderilecektir diyor. Arada bir adaptör var. Onu uygulayacağız ve 10 metreye çevireceğiz. Kumanda ve cep telefonu ile kontrol imkanı var demiş. Artı adaptörü var demiş. Dostlar adaptöre bakacağız. Şeritletin metresine göre adaptörün akımı yani amperi çok önemlidir. Bakalım gelen adaptörün akımı bize yeterli olacak mı? Geçelim aşağıya. Burada özelliklerini görüyorsunuz zaten. IP65 su geçirmez özelliğine sahip. Yani silikonlu pek de güvenmemek gerekiyor. Bakın kesme işini nasıl yapabiliriz? Videoda aktardık size. Yine gösterelim. Makas sembolü var. Buradan kesebiliyorsunuz. Burada da artı 12 volt. R red. G green. B blue. Yani kırmızı, yeşil, mavi olarak ne yaparsınız? Lehimlemek isterseniz lehim atabilirsiniz. Aşağı inelim. Akıllı Wi-Fi şerit demiş. Şeridin kendisi akıllı değil ama aparatı var modülü. Onda Wi-Fi özelliği var. Bakın Magic Home uygulamasıyla bu barkodu okutuyorsunuz. Google Play'den indiriyorsunuz ve Wi-Fi üzerinden cep telefonu üzerinden evde olsanız da olmasanız da dostlar bu şeritte de hükmedebiliyor musunuz? öyle bir iddiası var ki deneyeceğiz zaten. Sesli kontrol desteği. Şimdi sıkıntı şu. Biz zannettik ki modülün üstünde bir mikrofon var, değil mi? Ona göre bir sesli komut alıyor. Fakat öyle değilmiş. Uygulama üzerinden, Android uygulaması üzerinden bakın ya Amazon Alexa ya da Google Asistan'dan ne yapıyor? Sesli bir şekilde ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz, komut verebiliyorsunuz. Burada da bize ne yapmış? Görseller aktarmış. Şimdi ürün geldi. Ürün neye benziyor? İlk önce bir kutu açılımını yapalım. Ardından da dostlar montaj videosunu size aktaralım. İzlemeye devam. Evet ürün elimize sorunsuzca ulaştı. Kargodan başına herhangi bir şey gelmemiş. Firma da korunaklı bir şekilde dostlar göndermiş. İlk önce bir bakalım. Made in China. Hayret. iyi para verdik Çin ürününe. Hayırlısı bakalım. Umarım bizi yolda bırakmaz. RGB biliyorsunuz combo led dediğimiz birçok rengi bünyesinde barındıran bir sistem girişte bilgileri vermiştik. Buradaki seçenekleri işaretlememişler. 12 volt ile çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle gösterelim. Ve hadi gelin şimdi kutuyu bir açalım. Kutuyu açtığımızda bir adaptör karşımıza çıkıyor. Amper değerlerine bakacağım yine Çin malı bir adaptör 12 volt 2 amper üzülerek söylüyorum İlk baştan ne yapalım notu kıralım 10 metre bir şerit led için 2 amper yeterli olmayacaktır ne diyelim dostlar bu kadar da ucuza kaçmamak gerekiyor 2 amper anca siz 5 metreyi ne yaparsınız idare edersiniz elimizdekilerle değiştireceğiz artık ama yorumlar kısmında da ne yapacağız? Yorumlarımızı bırakacağız. Şeritletler içinde görmüş olduğunuz gibi iki tane 5 metreden oluşuyor. Ara aparatları var. Ara aparatları ne yapacağız? Şu şekilde birbirine birleştireceğiz ki nerede şurada da bir ara aparat var. Görmüş olduğunuz gibi ekstra gönderilmiş. Su geçirmez almıştık silikonlu. Şu şekilde dış mekan için. Niye bunu aldık? İçte kullanacağız ama daha sağlam oluyor dostlar. Bilginiz olsun. Şu kısmı çıkartalım. Gelelim ledleri nasıl kesiyoruz? Size onu aktaralım. Bakın. 1, 2 ve 3 tane led gördük değil mi? Buradan kesebiliyoruz. 12 voltu ve renkleri burada zaten bize vermiş. Lehim yapabileceğimiz 1 2 3 led. Ne yapıyoruz? Yine dostlar şuradan bakın. Arkadan değil. Buradan ne yapabiliyoruz? Makas işareti var. Kesebiliyoruz istediğimiz yerden Kestiğimiz yere tekrar lehim yapmak istersek 12 volt G, R ve B kısmını zaten ne yapmışlar? Bize aktarmışlar. Üst silikonu hafifçe kaldırıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Lehim yapıyorsunuz. Ledler bu şekilde. Arka yapıştırma kesinlikle trem değil. Neden bu kadar para verdik? Bilmiyorum. Bakalım ayrılısı Yapıştırmalar şu şekilde. Ki çok kötü haber. Yazık. İyi ki Triam aldık bant. Bakın dipten çıkıyor. Dostlar. Öyle bir yapışmış ki. Dipten çıkma yapıyor. Umarım uzun ömürlü olur. Normalde mavinin ayrılması gerekiyor. Ne diyelim? komple çıkarsa ekstradan trem bant aldık. Zaten bunu uygulayacağız. Çıksa da çıkmasa da daha sağlam olsun diye. Ama kötü yan rafta çok beklediği için maviden değil. Ne yapıyor? Dipten çıkıyor. Sakın dipten çıkartmayın. Şu mavi kısmı, mavi bant kısmını alın. Devam edelim dostlar. İlk izlenimler maalesef adaptörle başladı. 2 amper. Almasaydık bir yorumcu demiş 2 tane 5 metre alın ki 2 tane en azından adaptörünüz olsun demiş. Doğru söylemiş. Şimdi diğer aksesuarlara bakalım. Evet. Bir kullanma kılavuzu ama maalesef Türkçe değil. Biz tekrarlayalım. Bakın ithal eden firmalar Yasalarımıza göre Türkçe kullanım kılavuzu ürünlerin içine koymak durumundasınız ve Türkçe garanti belgesi de koymak zorundasınız. Şu şekilde bir çok fonksiyonlu kumandamız var. Şöyle gösterelim. Alttaki plastiği çıkarttığınız zaman ne yapıyor? Pil artık devreye giriyor. Akmasın diye böyle bir sistem düşünmüşler. Gayet güzel. Deneyeceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu ne diyeceksiniz? Bu modül. Wi-Fi modül. Uzaktan kumanda modülü. Tüm işlem bu şekilde devam ediyor. Ne yapacağız? Dostlar şeritletin dışı kısmını buna takıp devam ettireceğiz. Bakın burada uzaktan kumanda için alış sensörü burada da adaptör için giriş soketi var. Şu şekilde yapıyoruz. Buna bir de ne yapmışlar? Dişi, 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 dişi. Evet, soket yapmışlar. Çoklayıcı. Yani, bakın çoklayıcı soket. Birden giriyor. Bir dişi. Yine iki dişi çıkıyor. Modülüme takıyorum. Modülüme taktım ki ters düz olayı önemli. Modüle taktıktan sonra iki ayrı let'e de beşer beşer onar onar çıkabiliyorum. Tabii ki kapasitede önemli. Bilginiz olsun. Ne yazmış? 5 ile 28 volt arası gerilime sahipmiş. Şuradan ben size göstereyim. Bakın. Yerleri de yine GRB diye renkleri ne yapmış? Bizi aktarmış. Uygulama için bir de burada barkod var. Artık o şekilde okutacağız. Bu ara adaptörü taktıktan sonra ne yapıyoruz? Ledimize çıkış yapıyoruz. Yine renklere dikkat ediyoruz dostlar. Bilginiz olsun. Zaten üzerinde ok var. Ok oka gelecek şekilde gireceğiz de biraz tabi nazik bunlar. Şu şekilde takıyoruz. Hadi şimdi gelin ne yapalım? Uygulamaya geçelim. İzlemeye devam. Evet. Şimdi ne yapalım? Hazır sistemi takmışken dostlar şuradan size onu da göstereyim. Bakın ok var üstünde soketin. Şu oku görüyorsunuz. Ok oka gelecek şekilde. Siyahlı ok var. İki yönlü ok gelecek şekilde. Kibarca ne yapacağım? Bunu ben takacağım. Şu şekilde taktım. Ne yapacağım? Diğer 5 metreyi de takacağım ama size biraz ferini göstermek istiyorum. Hep beraber bir fer olayına girelim. Fer olayına bir girelim. Bir bakalım. Şurası çok da 10 numara oturmuyor. Onu da aktarayım size. Bakın şuradan şu şekilde. Modülde kırmızı bir ok var. Ok oka biniyor. Hadi bakalım bir takalım. İlk önce 2 amperi bir 5 metrede göstereyim. Ardından da ne yapalım? 10 metrede bir gösterelim. Gündüz çekimi yapıyorum. Gece telefonda görüntü almamız zor olur. Umarım belli eder kendini. Nerede benim prizim? Evet prizime taktım. Evet. Dostlar 2 amperle başladık. Şu an ne yapıyor? Bir flash modunda flash yapıyor. Beyaza bastım beyaz. Görüntüyü bir arttıralım. Arttırabilirsek ferini arttıralım diyelim. 2 amperdayım. 5 metreden aldım. şu an fer bu şekilde. Ne yapıyorum? Diğer 5 metreyi getiriyorum ki bunu da fazla çalıştırmayın. Böyle sarılı bir şekilde. Şuradan ne yapacağım? Bir erkek kısmını çıkartayım. Yine bir erkeği takacağım şuraya. Tam beyazda değil. Lacivert görüyorum sanki. Ok oka binecek şekilde taktım. Evet dostlar. Ne yapacağız? Montajı yaptığımız zaman size bizzat nerede göstereceğim? Tavanda göstereceğim. 2 amper yerine ne yapacağım buna? 4 vereceğim. 5 amper vereceğim ki 6'ya kadar çıkabilirim. Orada da bir ne yapacağız? Ferine bakacağız. Kırmızı verdim. Şu an çalışıyor gibi gözüküyor renkler. F fakat bakın Fersiz yine. Yeşil. Mavi. Renkleri değiştiriyorum. Kavun içine doğru gidiyorum. Ki bunlar çok da görmüş olduğunuz gibi ara renklere etki etmiyor. Sarı. Sarı da sarı alamadım. Turkuaz. Pembe. Flash modu. Evet. Gerçi flash modu bu. Ama kumandada flash'a bastığınız zaman sadece ne yapıyor? Bu şekil veriyor. Bu bir strike diyelim. Evet olabilir. Bakayım bir şuna. Stroke. Strop. Strop. Evet dostlar. Strike değil mi? Strop. Fade'e bakalım. Yani renklerin fade yapıp ne yapıp yavaş yavaş böyle kararıp çıkması. Bir de smooth var. Sumut da bu şekilde. Şimdilik bir kapatalım. Tabii kapanırsa. Ha kapattık. Kumanda biraz ne yapıyor? İlla görmesi lazım. Tabii telefondan da hükmetme imkanımız olacak. Dostlar izlemeye devam. Montaja geçelim. Montajdan önce ne yaptık? Boyadık alçı kısımları arkasından triyem geçeceğiz ve bantları çok ince çıkartıp öyle uygulayacağız. İzlemeye devam. Düşündüm, taşındım. Esasında triyemi dedim. Ne yapalım? Tavanla uygulayalım. Ondan sonra dedim ki, dostlar ilk önce ne yapayım? LTE triyemi uygulayayım ki tavana montaj etmeden önce iyice birbirine bir ne yapsın, pekişsin dedim. 5 metreden başlayacağım. Treyemi ne yapacağım? Uygulayacağım. Tekrarlıyorum. Şu kısımlar çok narin. Maviyi almamız gerekecek ki, şükürler olsun bu mavi çıktı. Evet, evet. Bakın, düz bir zemini alacağım ledimi ve ne yapacağım? Treyemi mavinin üstüne, dostlar uygulayacağım güvenemiyorum. Tavan asacaksınız. Ne yapacak? Astınız zamanla aşağıya inecek ki bu ledler de çok hafif sistemler değil. Şimdi diyeceksiniz ki bu triyem gerçek triyem mi? Artık biliyorsunuz dünyada memleketinde demeyeyim sadece. Dünyada neyin gerçek neyin yalan olduğunu sahte olduğunu ayırt etmek çok ama çok zor. Evet. Bunu da çıkartalım. Her şeyin birebir sahtesi dünyada mevcut ki Çin dostlar eşim Amerika'ya gitmişti. Oraya bile girmiş. Çin Amerika'da. Bilginiz olsun. US Polo saat aldı. Çayına çıktı. Bizde ne oldu? Donduk. Kaldık. Triyemi ortalayıp ne yapıyorum? Yavaş yavaş. Dostlar, dede çok bastırmayalım. Uyguluyorum. Bunu keserek uygulayalım çünkü tam ortayı bulamayacağız gibi geliyor bana. Evet sona doğru geldim. Dostlar bastırmıyorum. Hafifçe ledler biliyorsunuz direnç basınç uygulayamayalım. En sonunda önemli bir kısım var. Her iki tarafın da bakın konnektörlerini şu ara girişlerinin de ne yapacağım? TRIEM yapacağım. TRIEM amblemi olan bantı yapacağım. Bantı uygulayacağım. Umarım sonuç alırım. Alamazsam da sıkıntı yok. Biliyorsunuz strafor yapıştırıcılar var çivi diye geçen bir alet var. Onunla ne yaparım? Şu kısımları yine yapıştırırım. Sizler de hiç kendinizi üzmeyin. İplere, bakın kablolara kadar ne yapıyorum dostlar? Uygulama yapıyorum. Ve üstü de yapacağım. Şu üstte de koyacağım. Şu şekilde. Üstü de yapıştırdım. Ve bunları ne yapacağım? Bir gün boyunca birbirlerine iyice yapışmaları için bekleteceğim. Hadi gelin dostlar, ne yapalım? Bir bekletelim. Bir aradan bir 12-16 saat geçsin. Ondan sonra da ertesi gün uygulamaya yavaş yavaş geçelim, izlemeye devam. Bantlamış olduğum şerit detlerim solda önemli bir detay daha var. Onu da araya girelim. Modülü de bantlayacağız. Gerçi kendileri göndermişler ama olsun. Evet çıkarttım ve ne yaptım? Şu kısmı dostlar uyguladım. Fazlasını ne yaparım? Yine keserim. Bu kısım tamam. Tutmazsa yine deneyeceğiz. Üst tarafı da kalkıyor. Duvara yapıştıracaksınız bunu. Leti yapıştırdığımız yer tavan. Tavanın oraya bir yere ne yapacağım? Bunu gömeceğim. Peki bu aparat ağırlık yapar mı? Yapar mı? Yapar. Şuna ilk önce bir bakalım. Ok kısmı ok kısmına gelecek şekilde takayım. Şuraya taktıktan sonra evet. Arka kısmına da triem yapacağım. Kendimi üzmüyorum. Dediğim gibi bir de elektrikçilerde satılan şeffaf arkadaşlar aparatlar var. Gerçi o çivileme yöntemiyle veya vidalama yöntemiyle aktif oluyor. Ondan da ne yaparım? Uygularım. Ama bu video ile şu triyemi de bir test etmek istiyorum. Gerçi evet, kalite kalite. Şunu bir kaldıralım. Adaptörün şu kısmında ben ne yapmak istiyorum? Şöyle göstereyim. Yapıştırmak istiyorum ki tekrarlayalım. Ne yaparım? Strafor yapıştırıcıları var. Çivi gibi yapıştıranlar var böyle sıvı. Onlarla da ben bunu ne yaparım? Dostlar yapıştırabilirim. Ki şu kısım bizde tek gidecek. Kesmek istemiyorum kesmeyelim ileride ne olur ne olmaz işimize yarar. Oraya da frem koyduğuma bakmayın. İnanıyorum ki zamanla bu atacak ama olsun. Bir deneriz. Ben bunu başka bir şeyle yine ne yaparım? Yapıştırırım dostlar. Evet. Uygulamayı da bu şekilde yaptık. Hadi bakalım. Ne yapalım? Dediğimiz gibi aradan bir zaman geçsin ki sizler izlemeye devam. Biz de yarın montaja geçelim. Hayırlısı. Evet ilk başta ne yaptık? RGB LED'i uygulayacağımız, yapıştıracağımız yere görmüş olduğunuz üzere Diyon'un boyasından çektik ki sağlam bir yapışma ne yapsın sağlasın. Boya bandını koydum ve fırçayla güzelce boyadım. İyice kurumasını bekleyeceğim. Triem band kullanacağım ki aşağı düşmesin. Tekrarlayayım. Niye boya uygulaması yaptım? Boyaya daha iyi yapışacaktır. Yoksa alçı üzerinde redler, triyem band kullansak da çok zaman sürmeden düşecektir. Gerekli yapışmayı sağlamayacaktır. İzlemeye devam. Boyama işlemi kuruduktan sonra bitti şu an. Ne yapacağız? Triyemi redlere uygulayıp dostlar yapıştırmaya geçeceğiz. Evet dostlar montaja geçeceğiz. Ne yaptık? Boya bantlarımızı söktük. Alt kısımlara montaj yapacağız. Oraları ne yaptık? Boyadık. Zaten daha önce de belirtmiştik. Şimdi elektrik nerede var? Kabloyu en iyi nereye gömerim? Saklarım. Sol üst olabilir. Sağ üstten de ne yapabilirim? Yola çıkabilirim ama bu gardırop beni yoracak gibi. Hayırlısı. Evet, bir düşünelim bakalım. Sağ üstte yaparsam kötü gözükecek. Ama burayı ne yaparım? Perdeyle dostlar kapatabilirim. Yatak burada, arkada da bizim ne var? Altta prizimiz var. Neler aldım? Kablo bağı. Gerekirse çakacağım. Bakın. Bunlar elektrik kablosu için. Ne yaptım? Otom çivisi. Bulabildiğimce çalışmaya başlayacağım. Evet dostlar izlemeye devam. Aksiyon kamerasına geçeceğim. Oradan aktaracağım. İlk işim şu adaptörü yerleştirmek olacak. Şu uzunluğu da ayarlayacağım. Çok dışarıda bırakmak istemiyorum. İlk önce adaptör demeyeyim. Şu modül diyeyim. Bu da bir nevi adaptör ama güç adaptörü değil. Şu modülü güzelce bir yerleştireceğim. Evet şu şekilde borunun arkasına ne yapacağım? saklayacağım, yapıştıracağım. Her taraf triyem zaten. Bakalım tutacak mı şu kendi yapışkanı. Bunu arkasına saklayacağım dostlar. Bu şekilde aşağı doğru ne yapacağım? İndireceğim. Gerekirse kablo kanalı kullanır. Ne yaparım? Boyarım üstünü aynı renkle. Şunu çıkarttım. Umarım görüntü gelir. Işık biraz düşük. Üstteki yapıştırıcıyı çıkartıyorum. Evet bu şekilde sabitledim. Şunun yönünü değiştirebilirim. Çünkü kabloyu nasıl geçeceğiz? Böyle geçeceğiz. Yani şu şekil yapacağım. Çünkü buralara ne yapacağım? Uygulayacağım. Şimdi bir kablo bağıyla bu işi bir sağlamlaştıralım. Gerdirmeden. Şu görmüş olduğunuz göz. Bu göz önemli. Kumanda gözü. Bunu şuradan bir yerden ne yapacağız yine? Üçenle yapıştırıp dışarıya vereceğiz. Bunların ucunu keseceğim. Şu biraz mukavemet versin diye yaptım. Evet. Sanki triyem fena değil gibi ama zamanla gösterecek kendini. Şu kabloyu da ne yapacağım? Arkaya gizleyeceğim. Olmadı buraya. Ahşapta kesip uygulama yaparız. Gelelim şeritlete. kremleri yine söküyorum. Erkek kısmı ucu sivri olan kısmı buraya takacağım. Merdivenle bir kat daha <laughs> yukarı çıkacağım. Led'lere bastırmadan, çok fazla bastırmadan şu yanlardan dirençler üzerinden ne yapıyorum? Gidiyorum. Ya triyem fena değilmiş dostlar, özellikle plastikte baya bir kuvvetli gibi gözüküyor. Ama tabi zaman gösterecek bize. Antalya sıcak bir yer biliyorsunuz. Zamanla bakalım ne yapacak. yine köşeye geldik. Tam köşenin de dostlar lehim noktasındayız. Şunu alalım. bir şeye bu şekilde döndük. Bu da tatlı oldu. Hadi bakalım hayırlısı. Evet buradan da aşağı gidelim. Değişiklik olsun dostlar arkaya versin böyle devam ettireyim diyordum ama yoksa versek ama görüntüyü bozabilir gibi geliyor. Evet ürünle bize gelen kabloyu maalesef kesmek zorundayım. Niye kesmek zorundayım? Çünkü bakın uzatma kablo kullanacağım tavana yaptığım için şuradan kestim ve buraları açıp artı eksi yapacağım. Çok ince bir kablosu var. Bu durumda ne yapacağız dostlar? Beyaz artıyı gösteriyor. Siyah da eksiği. Evet. Adaptörümüz uzatmasıyla hazır. Hadi bakalım. Bir deneyelim. Kablo bağı da alayım ki. Şuradan yukarı doğru geçeceğim. Evet. Adaptörümü taktım girişe. Burayı da bir kablo bağ yapacağım. Şunu çıkartmam lazım. Göz. Bir üçem yapalım. Şurada ne yapacak? Kabloyu taşıyacağı için biraz buradan mukavemet vereceğim. Yine şöyle arkaya sakladım. Gayet güzel oldu. Şu köşeden inelim. Yetecek mi? Kablomuz yetecek gibi. dostlar denemeye hazırız. Hadi bakalım hayırlısı kumandaya basıyorum. Yine aksiyon kamerasından veriyorum ki birazdan normal kameraya geçeceğim. Evet. Vay. Ama dediğim gibi bakın 2 amper yeterli değil. Ortadaki boşluğu görüyorsunuz. İleride ne yaparız? Onu vehimleriz. Daha da birbirine yakınlaştırırız ama ne olacak? Zor olacak. Şimdi bir hadi karanlıkta gösterelim size neye benziyor. Evet şu an en düşük ferde gördüğünüz gibi ayar. Fena değil kırmızıdayız. Hakikaten en düşüğü de tabi 2 amper de çok düşürdü bunu. Ne yapıyor? Güzel bir görüntü veriyor. Yavaş yavaş kademeyi arttırıyorum. Kumanda biraz. Ne yapıyor dostlar? Geç görüyor. Şimdi Kademeyi arttırdım. En yüksekte. Evet. Renk değiştiriyorum. Yeşile geçtim. Dostlar. Maviye geçtim. Bakın yine ortası çok kötü. Köşeler fena değil. Ne yaptım? Renk değiştiriyorum. Evet. Bir daha değiştirdim. Bir daha değiştirdim. Renkleri size elimden geldiğince aktarıyorum. Tüm renkleri göresiniz diye. Bakın, tüm renk kartelasına elimden geldiğince size aktarıyorum. Şimdi hazır mısınız dostlar? Neye geçiyoruz? Bakalım, flash ve diğer animasyonlara Geçiyoruz. Beyazı da göstermeden olmaz dostlar. Beyazı da göstermiş olduk. Hadi bakalım. Şimdi efektlere geçelim. Evet. Efektler de güzel. Diğer efekt. Vay. Evet. Oldukça hoş. Diğerine geçtim. Feyde. Gayet güzel gidiyoruz. Diğer efekt. Ki bu efektleri hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Evet. Oldukça güzel.